İyi haftalar. Merkez Bankası geçen hafta piyasanın beklentisinin üzerinde bir faiz açıklayınca döviz kurlarında bir gerileme oldu. Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme oldu. İşte kripto paralarda zaten bir baskılanma süreci vardı. Borsalardaki el satış oldu. Herkes merak ediyor neler oluyor. Hangisine giriş yapsak, hangisinden kazansak. Biraz karışık bir durum olduğu için yatırımcısının kafasının biraz daha netleşmesi gerekiyor. Mesela borsadan başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçen hafta teknik olarak bir düzeltme yaptı. Ben borsa yatırımcısına son aylarda şunu sık sık ifade ediyorum. Doları takip edin. Dolar nereye? Borsa da oraya. Mesela yıl sonuna kadar 8000 puan seviyesinin üzerindeki rakamlar mümkün. 8000, 8100, 8150. Ancak kâr satışları daha gelmedi. Bu da risk oluşturmaya devam ediyor. Ben mesela kişisel görüşümü sürekli sizinle paylaşıyorum. Diyorum ki ben borsada beklemeye devam ediyorum ve borsa tarafında kâr satışların teknik olarak, mantık olarak yaşanması gerekiyor. Ama bu teknik olarak düzeltmelerde cılız kalmaya devam ediyor. Evet, bir getiri var. Tamam, orada bir problem yok. Ve getiri zaten yıl sonuna kadar vermeye devam edecek. Orada da sorun yok. Ancak aşağıda teknik olarak ihlal etmiş alanlar var. Buraların mutlaka görülmesi gerekiyor. Çünkü teknik bir düzeltme bu. Ve bu hale düzeltme yapmadığı için risk olarak kenarda durmaya devam ediyor. Peki ne olur? Tabii ki her fırsatta bu düzeltmeleri yapmaya devam edecektir. Mesela geçen haftayı %3 primli kapattı. 7700 puan seviyesinin üzerinde. Yeni haftaya da %2 civarında primli başladı. 7859. Burada da problem yok. Ancak sürekli getirisi olan bir enstrüman riskli değil midir sizin için? Böyle düşünmek lazım ve ben beklemeye devam ediyorum. 7100 puan seviyesi, 6950 puan seviyesi. Buralar test edilmeden bence risk. Benim için borsada önemli olan şu. Getiri var ve çok sağlam getiri var. Ben mesela bu yıl yine 4400 puan seviyesinden giriş yapmıştım. 6000 puan seviyesinden çıkış yapmıştım. Daha sonra altın tarafına geçtim. Ancak tekrar borsa tarafına geçmem için de o düşüşlerin olması gerekiyor. Yani belli bir alan belirledikten sonra yatırımcı daha rahat oluyor. Şu anda benim belirlediğim alan aşağıda olduğu için bu kârın aslında cebine koymadan yatırımcısına bir şey ifade etmiyor. Benim düşüncem bu yönde. Siz mesela borsaya 6500 puan seviyesinden girmiş olabilirsiniz endeks tarafında ve TL bazlı. Mesela 7800 puan veya 8000 puan seviyesini de görmüş olabilir. Tamam. Ancak burada o kârını cebine koyamayan veya koymadan insanların bu tarafta bekleme riski çok yüksek. Yani bunu cebine koyabiliyor musun? Endeks tarafından bu kadar giriş yaptın. Şirketin sana ne kazandırdı? Yüzde kaç kazandırdı? Bunlara da bakmak gerekiyor. Dolar TL kuru yine diğer videolarımda da anlattığım gibi 3 farklı kur politikası devam ediyor. Resmi kur farklı, bankada farklı, serbest piyasalarda farklı. Bu üçlü kur politikasından dolayı yine yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor. Resmi kur tarafında 26-56 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yine güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 25-20 seviyesine kadar geriledi. Bir gün sonra yani geçen hafta Cuma günü tekrar %3 değer kazandı. O kayıplarını yavaş yavaş toparlamaya devam ediyor. Yükseliş hızı biraz daha kesildi. Ancak dolar tarafında dikkat edin arkadaşlar. Çünkü rehavete kapılmamak gerekiyor. Dövizle borcu olan vatandaşlar mesela çok dikkat etmesi gerekiyor. Dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketler yine devam edecek gibi duruyor. Yani benim kişisel öngörüm bu yönde. Ve yılı da 29-30 lira bant aralığında, 29-50-29-70 bu bant aralığında tamamlarız. Benim beklentim bu yönde. O yüzden çok rehavete kapılmamak lazım. Aslında 23 Ağustos'la 24 Ağustos arasında benim için bir şey değişmedi. Yine riskler aynı. Yine yükseliş beklentim ve öngörüm aynı. Yani Merkez Bankası beklenenden çok faiz artırdı ve fiyatlar düşecek, sabit kalacak falan diye bir düşüncem yok. O yüzden dolar tarafındaki yükseliş beklentimi halen koruduğumu ifade etmek isterim. Ve her fırsatta yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Dövize ihtiyacı olan, dövize ticaret yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. 26-56 resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda arkadaşlar 26-88 lira seviyesinde yine bu fiyatların yükseliş yönünde hareketlerini devam ettireceğini ben tahmin ediyorum. Diğer yandan Avro TL kuru 28-75 resmi kur tarafında, serbest piyasalarda 28-92-29-10
Bayağı bir geniş bant aralığı var ve makası oldukça açız. Ben burada her ne kadar serbest piyasalarda 29-10 lira seviyesinde olsa da bir soru var şu. Benim elimde Türk liram var, param var. Bugün döviz almak istiyorum. Bu ne olmalı? Kesinlikle bunun adı Euro. Diğer videolarımda da anlatmıştım. Türk lirasında olan döviz almak isteyen yatırımcısı Euro'nun düşük olduğunu bence bilmesi gerekiyor. 1.08 seviyesinde arkadaşlar. Daha önce 1.12 bandına kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekildi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. Kişisel olarak bugün Türk lirasında bir param olsaydı ve döviz almayı düşünseydim dolar değil Euro'yu tercih ederdim. Euro dolar paritesinde yıl sonu beklentim yine 1.15 seviyesi. Bu beklentimi halen devam ettirdiğimi belirtmek isterim. Euro dolar paritesinde 1.0815 ama bu hafta 1.0750 güçlü destek seviyesi. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar 1.0950 direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Ons altın 1.910 dolar. Yani şöyle ons altın tarafında geçen hafta dolar endeksinde malum 104 seviyesinin üzeri kırılmıştı arkadaşlar. Çok önemli bir gelişmeydi bu. 104 dolar seviyesinin üzeri kırılmasına rağmen ons altının 1914 dolar seviyesinde kapanış yapması çok önemli bir gelişme. Yine bu fiyatların yükseliş yönünde hareketlerini devam ettireceğini ben tahmin ediyorum. Diğer yandan Avro TL kuru 28.75 resmi kur tarafında. Serbest piyasalarda 28.92, 29.10 bayağı bir geniş bant aralığı var ve makası oldukça açız. Ben burada her ne kadar serbest piyasalarda 29-10 lira seviyesinde olsa da bir soru var şu. Benim elimde Türk liram var, param var. Bugün döviz almak istiyorum. Bu ne olmalı? Kesinlikle bunun adı Euro. Diğer videolarımda da anlatmıştım. Türk lirasında olan döviz almak isteyen yatırımcısı Euro'nun düşük olduğunu bence bilmesi gerekiyor. 1.08 seviyesinde arkadaşlar. Daha önce 1.12 bandına kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekildi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. Kişisel olarak bugün Türk lirasında bir param olsaydı ve döviz almayı düşünseydim dolar değil Euro'yu tercih ederdim. Euro dolar paritesinde yıl sonu beklentim yine 1.15 seviyesi. Bu beklentimi halen devam ettirdiğimi belirtmek isterim. Euro dolar paritesinde 1.0815 ama bu hafta 1.0750 güçlü destek seviyesi. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar 1.0950 direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Ons altın 1.910 dolar. Yani şöyle ons altın tarafında geçen hafta dolar endeksinde malum 104 seviyesinin üzeri kırılmıştı arkadaşlar. Çok önemli bir gelişmeydi bu. 104 dolar seviyesinin üzeri kırılmasına rağmen ons altın 1914 dolar seviyesinde kapanış yapması çok önemli bir gelişme. Özellikle önümüzdeki haftalarda yani şöyle bir ayı bulmaz. Bir ayı bulmaz kişisel tahminim. 3 hafta içerisinde ons altın 2000 dolar seviyesinin üzerine yükselirse şaşırtıcı olmaz. Çünkü yeni bir rally başlayacak burada. Şu anda 1914 dolar seviyesinde 1948 direnci var. Oradan tekrar 1930 dolara gerileyebilir. Ama asıl hedef 2000 dolar seviyesinin üzeri. Yani bu dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerinde yükselmesine rağmen 1914 dolar seviyesinde kapanış yapması çok önemli bir mesajdı. O yüzden ben bir ayı bulmaz. Yani bu 3 haftalık süreç içerisinde ons altında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. Gram altın yine üçlü kur politikası devam ediyor. Lütfen bu tarafa dikkat edin. Mesela resmi kur tarafında internette, televizyonda 1628 lira seviyesini görüyorsunuz. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani rakam var da işlem yok. Böyle bir şey yok. Bankalarda işte 1658 lira rakamlar görebilirsiniz. Ama serbest piyasalarda 1708 lira arkadaşlar. Geçen hafta o Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra sert bir şekilde gerilediği zaman serbest piyasalarda fiziki tarafta en iyi rakam 1662 lira seviyesiydi. Şu anda 1708 lira ve geçen haftaki videolarımda yine bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar yükseliş trendinin devam edeceğini ifade etmiştim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bugün param var. Altın alır mıydım? Kesinlikle bu sorunun cevabı evet. Çünkü yıl sonu hedefimle alakalı bir şey değişmedi. 1770, 1820, 1880, belki 1880 lira seviyesi yukarı yönlü kırılsa 2000 lira seviyesi de görülebilir. O yüzden
İşte altın borcu olan vardır. Altın alacak olan arkadaşlarımız vardır. Önümüzdeki yıl düğün yapacak olan arkadaşlarımız vardır. Burada da beklentimin yine yukarı yönlü olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğümü ifade etmek isterim. Gümüşte de aynı yeni ralliler gelebilir. Özellikle geçtiğimiz haftalardaki videomda da 22-20 dolar destek seviyesi tekrar 24-26-28 yani ikişer dolarlık bir yükseliş gümüş ons fiyatında beklediğimi ifade etmiştim. Aynı düşüncem devam ediyor. Şu anda 24-14 dolar seviyesinde hedef 26 dolar seviyesi. 22-20 dolar seviyesi destek seviyesi çalıştı. Tamam. Şimdi ikişer dolarlık yükselişlere odaklanacağız. Birincisi gerçekleşti. 24-14 dolar seviyesi. Şimdi 26-15 dolar destek seviyesine, direnç seviyesini takip edeceğiz ve yukarı yönlü hareketler devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatı 20-66. Burada da 20 lira seviyesinin altında sarkmalar gördük ama hikayeydi bunlar, geçiciydi. Tekrar şimdi ikişer liralık yükselişe bakacağız gümüşün gram fiyatında. 20-66, 22-66, 24-66. Bu ikişer liralık değer artışları gelecek. Gümüş tarafında agresif yükselişler bekliyorum. Petrol fiyatlarında 84-52 dolar yatay gergin bekleyişini devam ettiriyor. Petrol tarafında yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu tarafta biraz daha şişkinlik var ama 81,5 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Kripto paralarda yine baskılanma devam ediyor. 25.917 dolara. Burada risk oluşumu devam ediyor. Muhtemelen tekrar aşağıda 23.500 dolar destek seviyesi var. Buralar test edilecek. Buradaki görünüm halen negatif yönde devam ediyor. Yine sterlin dolar paritesinde 1.2585 seviyesi var. Bu da uygun bir seviye. Buralarda alınabilecek bir seviye arkadaşlar. Genel tabloya baktığımız zaman değişen bir şey yok. Geçen hafta ile bu hafta arasında değişen bir şey yok. Döviz kurlarında yön yukarı, altın ve gümüş fiyatlarında yön yukarı. Yani TL karşısındaki bütün enstrümanlarda yön yukarı. Yıl sonuna kadar yeni rekorlar yolda ve beklemeye devam ediyorum. Özellikle şu tarihe dikkat edin arkadaşlar. Çarşamba günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğundan dolayı Türkiye'de resmi tatil ve bankalar, resmi daireler kapalı. Bu hafta çarşamba günü resmi dairelerde işi olan, bankalarda işi olan arkadaşlarımız dikkat etsin. Çünkü o gün resmi tatil olduğundan dolayı da bankadan bir işlem yapamayacaklar. Resmi daireler kapalı olduğu için bir işlem yapamayacaklar. Yani o günü bir randevunuz varsa o tarihte veya bir planınız varsa onu boşa çıkartın. Ancak serbest piyasalarda döviz büfeleri, kuyumcuları veya kapalı çarşı piyasası açık olacak. Onu da şimdiden belirtmek isterim. Haftanın ilk işlem gününde bu uyarıyla birlikte planlarınızı tekrar gözden geçirirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar iyi haftalar, hayırlı işler diliyorum. Hoşça kalın.